Zaman rölesi komutları. Çekmede gecikmeli zaman rölesi ve kalıcı çekmede gecikmeli zaman rölesi. Çekmede gecikmeli zaman rölesi ton ve kalıcı çekmede gecikmeli zaman rölesi ton R komutları giriş yani in ucu geldikten sonra çalışmaya başlar. PT değeri preset value değeri ile girilen süre sonunda değeri lojik 1 olur. Ton zaman rölesinde zamanın sayımı in değeri olduğu sürece olmaktadır. In girişi kesildiğinde ton zaman rölesinin değeri sıfırlanır. Ton R zaman rölesinde ise zaman değeri hafıza alanına kaydedilir ve in girişi olduğu sürece zaman değeri toplanarak sayılır. Ve PT ile girilen zaman değerine gelindiğinde zaman rölesinin değeri lojik 1 olur. İlk önce ton zaman rölesine bir örnek verelim. Şu yapı aynı yapıdır. Bu şekilde ya da bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada ne yapmışız? Input 0.0 ile zaman rölesinin in ucuna giriş vermişiz. Preset value değeri olarak da 10 saniye ayarlamışız ve buradaki zaman 1 zaman rölesine ait kontakla da ben Q00'a çıkış vermişim. Ya da input 0.0 ile yine zaman rölemin in girişini beslemişim. Bu sefer zaman rölesi bloğu üstündeki Q çıkışından Q0.0'ı aktif etmişim. İki sistemin çalışma mantığı da aynıdır. Aynı işlemi yapar. Bu tamamen programlayıcının programlama alışkanlıkları ile alakalıdır. Ama iki yapı da aynıdır. Şimdi burada komutlarda TIA portaldan çizmiş olduğum komutların biraz daha farklı olduğunu göreceksiniz. Burada yapmış olduğum iş size komutların temel mantığını anlatmak. Bundan sonra TIA portalda örnekler çözeceğiz ve o zaman buradaki blokların biraz daha farklı olduğunu göreceksiniz. Buradaki tamamen amacım komutun mantığını anlatmak olduğu için sade şekiller kullandım. Ama hani bu şekil TIA portalda yok arkadaş diye aklınıza bir şey geliyorsa onlarla ilgili de örnekleri çözeceğim. Yani oradaki sembolün tam şeklini program uygulaması yaparken göreceksiniz. Ama sadece burada mantık olarak size grafiksel bir gösterim sunuyorum. Şimdi burada zaman grafiğini vermişiz. Zaman grafiği nasıl çalışıyor ona bakalım. İn girişi dediğim input 0.0'ın bağlı olduğu giriş. PT preset value ayarladığım zaman yani burada 10 saniye ET ise aktüel değer yani o an saymakta olduğu zaman. Ve Q ise şuradaki Q00 çıkışım. Şimdi in girişini vermişiz. Yani input 00'a basmışız. In girişini verdiğimiz anda zamanı saymaya başlamış. Ne girmiştik? Zamanı 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a geldiğinde zaman Q çıkış vermiş. Yani PT değeri kadar 10 saniye kadar bir sayma yapmış. In olduğu sürece zaman bu noktada kalır ve çıkış vermeye devam eder. In olduğu sürece zaman bu noktada kalır. Yani 10 saniyede kalır ve 10 saniye dolduğu için Q çıkış vermeye devam eder. Ne zaman ki in girişini keseriz, yani elimizi input 0.0'dan çekeriz. Bu sefer zaman rölesinin zaman değeri sıfırlanır. Aktüel değeri sıfırlandığı için de çıkışını keser. Yine in girişini vermişiz. In girişini verdiğimizde saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4 ve zaman sayımı bitmeden önce elimi çekmişim. Zaman sayımı bitmeden önce elimi çektiğim için aktüel değer yine sıfırlanıyor. Ve aktüel değer sıfırlandığı için zaman değeri sıfıra düşüyor. Yani bundan sonra zaman rölesi elimi çektiğimde yani in girişini kestiğimde kendi kendine saymaya devam etmiyor. Elimi süre dolmadan çektiğim anda zaman değerini sıfırlıyor ve sayma işlemini devam ettirmiyor. Tekrar keyfi bir zamanda in girişini vermişiz. 1, 2, 3, 4, 10'a gelmiş. 10'a geldikten sonra yani PT kadar 10 saniyelik bir zaman gecikmesi yapmış ve tekrar çıkış vermiş. Ve ben ne zaman ki in girişinden elimi çekerim, in girişi lojik 0 olur. In girişinden elimi çektim, lojik 0 oldu. Zaman değerini sıfırladı ve değişen kontaklar eski haline geri geldi. Yani çıkışını kesti. Buradaki gibi siz açık kontak kullanabilirsiniz ya da kapalı kontak kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ha, burada açık kontak kullandığımızı düşünelim. Bu kontak 10 saniye sonunda kapanmıştı. Elimiz çektiğimizde açıldı ya da burada kapalı kontak kullanmıştık. 10 saniye sayıp açmıştı. Elimiz çektiğimizde kapalı kullandığımız için ilk haline yani kapalı haline geri gelmişti. Bu aslında bizim kumanda devrelerinde düz zaman rölesi olarak isimlendirdiğimiz zaman rölesi. Bu ismi kullanmayı ben çok fazla sevmiyorum. Eğitim videolarımda da ben daha çok çekmede gecikmeli zaman rölesi olarak isimlendirdim. Kumanda devresinde kullanılan zaman rölelerinde ama bu zaman rölesinin yapısı kumandada kullandığınız düz zaman röleleriyle aynı. Gelelim ton R'ye. Ton R zaman rölesinin in girişi kesilse dahi zaman değeri kalıcı olduğundan dolayı hiçbir zaman değeri sıfır olmayacaktır. Ton R, gelelim şimdi ton R'ye. Ton zaman rölesi time on delay'dı ve ton R ise time on delay retentive demek yani kalıcı demek.
Tone zaman rölesinde in değeri in giriş kesilse dahi zaman değeri kalıcı olduğundan dolayı hiçbir zaman 0 olmayacaktır. Bu nedenle zaman rölesinin değerini 0 yapmak için ayrıca resetleme elemanı kullanılır. Şimdi tone'la aynı yapı. Yani hani input 0.0 ile in girişi vermişiz. 10 saniye preset value PT değerini ayarlamışız. Burada zaman ölçüsünün kontağı üzerinden Q0.0'ı çalıştırmışım. Burada ise direkt zaman ölçüsündeki Q çıkışından Q0.0'ı çalıştırmışım. Şimdi şu reset ne işe yarayacak onu anlatacağım. Zaman grafiğine bakalım. In girişini vermişiz. 10 saniye. 1, 2. In girişini 2. saniyede kesmişim. Bu zaman ölçüsü ton olsa ne olacaktı? Zamanı sıfırlayacaktı ama bu tone yani retentif. 2'de kalmış zaman değeri. Sonra keyfi olarak istediğim bir zaman tekrar in girişini vermişim burada. 2'de kalmıştı. 3, 4, 5, 6'ya geldi. Bu sefer tekrar elimi çektim. Retentif olduğu için zaman sıfırlamadı. Daha sonra yine herhangi bir zamanda keyfi olarak in girişini uygulamışım. 7, 8, 9, 10'a geldi. 10'a geldi. 10'a geldikten sonra preset value değerine ulaştıktan sonra Q çıkış verdi. Bundan sonra isterseniz elinizi çekin, in girişi kesilsin, kesilmesin fark etmez. 10 saniye gördükten sonra Q çıkış verdi. Yani kontakları konum değiştirdi. Ve zaman rölesinin içerisinde zaman değeri olarak 10 retentif olarak kalıcı olarak duruyor. Şimdi normal bir zaman rölesini ilk haline geri getirmeniz için girişi ini kesmeniz lazımdı. Ama burada giriş ini kesseniz dahi zaman rölesi retentif kalıcı olduğu için en son zaman değerini hafızasında tutuyor. Benim zaman rölesiyle işim bitti. Zaman rölesini başlangıç koşullarına geri getirmem lazım. Zaman rölesini başlangıç koşullarına geri getirmem için bu zaman rölesini ekstradan sizin resetletmeniz lazım. Burada da input 01 ile yaptığım o. Input 01 ile zaman 1 zaman rölesini resetletmişim. Aşağıda da aynı yapıyı kullanmışım. Input 01 ile zaman 1 zaman rölesini resetletmişim. Eğer ben zaman 1 zaman rölesini resetletmezsem içerisindeki sayısal değer kaldığından dolayı bu zaman rölesini tekrar kullanamam. Örneğin bir işlem yaptırıyorsunuz. İşlem yaptırmanız sırasında işte banttan geçen parçanın bazı duraklarda duruyor ve zaman değerine bakıyorsunuz. İşte birinci durağa geldi, saymaya başladı, devam etti, ikinci durakta saymaya başladı ve parça bant sonuna geldi. Artık İşlem bitti. Zaman rölesiyle işlemim bitti. Zaman rölesiyle işlemim bittikten sonra bir sonraki çalışmaya zaman rölesini tekrar sıfırlayarak başlamam lazım. İşlemin bittiği anda da benim bu zaman rölesini resetletmem lazım. Bunu nasıl yaparım? Buradaki input 00'yı input 01 yerine örneğin bantın sonundaki sınır hatlarının kontağını kullanırım. Parça bantın sonuna gelir. Artık parça ile işim bitmiştir. Zaman rölesini sıfırlamam lazım. Bantın sonundaki örneğin sınır anahtarıyla zaman rölesini sınırlarım ki bir dahaki parça için tone zaman rölem baştan çalışmaya başlasın. Bırakmada gecikmeli zaman rölesi. Bırakmada gecikmeli zaman rölesi TOF giriş in verildiğinde kontakları konum değiştirir. In gittikten sonra çıkışını girilen süre kadar bir süre daha çalıştırılması sağlanır. Süre sonunda kontaklar ilk haline geri gelir. Burada da tone'la ilgili kullandığımız yapının da aynısını kullanmışız. Input 00'la in girişini vermişim. PT değer olarak 10 saniye ayarlamışım. Burada kontak üzerinden Q00 çalıştırmışım. Aşağıdakinde ise direkt zaman ölçüsündeki Q çıkışından çalıştırmışım. Bu yapı ise benim kumanda devrelerinde ters zaman rölesi olarak isimlendirdiğim zaman rölesi ve yine aynı şeyi söylüyorum. Kumanda devrelerinde de olsa ben bırakmada gecikmeli zaman rölesi ismini kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi nasıl çalışıyormuş? Grafik üstünden inceleyelim. İn girişini vermişim. Yani input 00'a basmışım. Basar basmaz. Bastığım anda kontakları bunun konum değiştirmiş. Bastığımız anda kontakları konum değiştirmiş. Bakın nereden görüyorum? Q'lar aktif. Nereden görüyorum? Q aktif. Elim basılı olduğu sürece herhangi bir zaman sayımı yok. Yani in olduğu sürece herhangi bir zaman sayımı yok. Ve elimi ne zaman çekmişim? Elimi çektikten sonra zaman saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10'a geldi. 10. saniye geldikten sonra kontaklar ilk haline geri gelmiş. Ya da zaman rölesinin değeri lojik 0 olmuş. Daha sonra herhangi bir zamanda tekrar ben in girişini aktif etmişim. Yani input 00'a basmışım. Elimi bastığım sürece herhangi bir zaman sayımı yok. Elimi çektiğim anda yani şu noktada yani input 00'ı kestiğim sürece saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 10 saniye dolmadan eğer ben tekrar in girişini verecek olursam zaman değeri sıfırlanmış. Zamanı saymaya devam etmemiş. Zamanı saymış olsaydı ne olacaktı? 10 saniye sonra kontakları eski haline geri gelecekti.
Ve ben zamanın sayması bitmeden tekrar in girişini vermişim. Input 00'a basmışım. Ve yine input 00 girişini verdiğim sürece herhangi bir zaman sayımı olmamış. Ne zaman ki burada in girişini kesmişim, bu sefer zaman rölem saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a geldiği anda kontaklar ilk haline geri gelmiş. Şimdi ton ve tof zaman rölesi ile ilgili tekrar bir hatırlatma yapacak olursak. Ton zaman rölesi enerjiyi verdiğiniz anda sayma işlemine başlıyordu. Süre sonunda kontakları konum değiştiriyordu. Elinizi çektiğinizde kontaklar eski haline geri geliyordu. Tofte ise enerjiyi verir vermez kontaklar konum değiştiriyor. Enerjiyi verir vermez kontaklar konum değiştiriyor. Ve elinizi çektikten sonra süre sayımı yapıyor. Ve süre sonunda kontaklar eski konumuna geri geliyor. Örneğin şurada tona ait bir örnek verelim. Örneğin ben desem ki bir motor çalışsın, ikinci motor bundan 10 saniye sonra çalışsın. Kullanacağınız yapı ton zaman rölesidir. Yani birinci motor çalışacak, birinci motorun Q'su ile zaman rölesini devreye sokacaksınız. Burada 10 saniyeyi sayacak, 10 saniyeden sonra örneğin ikinci motoru devreye alacak. Ya da ben örnekte desem ki iş tezgahı üzerine parça akıyor, matkabın altına geldi, matkabın altında delme işlemi yapıldı ve parça matkaptan ayrıldıktan sonra orada örneğin 3 saniye havayla talaşları temizleyin. Bu sefer kullanacağınız zaman rölesi TOF. Örneğin parça matkabın altına geldi. Matkabın altına geldiğini gösteren sensör burada. İn girişine vermişim o sensörü. Bu ara şu inin aktif olduğu sürece delme işlemi yapıyorum. Herhangi bir zaman sayımı yok. Delme işlemi bittikten sonra bant hareket etmiş. Hareket ettikten sonra yani sensör in girişinden kurtulduktan sonra havayı çalıştırmışım. Havayla örneğin PT değeri 3 saniye koymuşuz. Havayla buradaki talaşları attırmışım. 3 saniye sonunda hava kesilmiş kendiliğinden. Mesela böyle bir örnek verdiğimde de kullanacağımız zaman rölesi TOF zaman rölesidir. Darbe zaman rölesi PT Pulse Timer. Giriş in verildiğinde kontakları konum değiştirir ve girilen süreyi saymaya başlar. Çıkışın girilen süre kadar bir süre daha çalışmasını sağlar. Süre sonunda kontaklar ilk haline geri gelir. Süre sayılırken in giriş tekrar verilse dahi sayılmakta olan süre etkilenmez. Burada ton ve tofta kullandığımız yapı yine input 00 ile in girişi vermişiz. 10 saniye ayarlamışız. Burada kontak üstünden çıkış verdirmişiz. Burada direkt zaman ölçüsü üzerinden çıkış verdirmişiz. Nasıl çalıştığını anlamak için grafiğe bakalım. İn girişini vermişiz. İn girişini verir vermez burada kontaklar konum değiştirmiş. Ve süreyi saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve örneğin 10 saniye sonra kontaklar ilk haline geri gelmiş. İn devam ediyor mu? İn devam ediyor. Ama artık sayma işlemi inden bağımsız hale gelmiş. Ton ve tofta zaman rölesinin sayma işlemi ine bağımlıydı. İn girişi olduğu sürece aktif zaman röleleri ton ya da tof inden sonra sayma işlemi yapıyordu. Ama burada in girişine bağımlı değil sayma işlemi. İn girişini vermişiz. 10 saniye saymış. 10 saniye saydıktan sonra in girişi olsun ya da olmasın. Biraz sonra göreceksiniz. Kontaklar eski haline geri gelmiş. Ya da burada in girişini vermişiz. Yine süreyi saymaya başlamış. Kontaklarını kapamış. Süreyi saymaya başlamış. O ara tekrar ini vermişiz, kesmişiz. Hiç önemli değil. İnden bağımsız hale geldi artık zaman sayımı. Ve 10 saniye sonra kontaklar eski haline geri gelmiş. Örneğin buna nasıl bir örnek verebiliriz? Seramiğimiz var ve bunun kurutulması lazım. Boyadan çıktı seramiğimiz. Bant üzerinde hareket ediyor. Hareket ederken bantın bir yerinde ısıtıcılar var ve bu seramiği ısıtıyor. Şu inin benim tabağı gördüğü ya da o seramiği gördüğü sensör olduğunu kabul edelim. Sensör seramiği gördüğü anda in girişini veriyor. Bu ara ama tabağı hareketli ve bantın o kısmındaki ısıtıcılar devreye giriyor. Örneğin 3 saniye kurutma işlemi yapacak. 3 saniye boyunca tabağı bant üzerinde akarken kurutacaklar. Bu ara tabak sensörden kurtuluyor çünkü hareketli halde. Tabak sensörden kurtuluyor, in giriş kesiliyor ama artık benim oradaki 3 saniyelik sayma işlemim in girişine bağımlı değil. 3 saniye boyunca benim oradaki tabağı ısıtan sistemim çalışmasını sürdürüyor. Daha sonra 3 saniye sonunda ısıtıcılarım otomatik olarak devreden çıkıyor. Mesela buna da böyle bir örnek verebiliriz.